Burada mıydı? Pastır burada mı vardı? Valla bak futbolcu var burada. Hatta hamle diye düşündüğümüz oyuncularımızın çok fazla katkı vermemesiyle de alakalı. Onunla beraber de 8 günde biz 3 tane maç oynadık. Erteleme maçımız salı gününe kondu. Salı, pazar, çarşamba oynadık. Dolayısıyla rakibimiz hiç maç oynamadan bizi bekledi. Dolayısıyla son 10 dakikadaki onların temposunun düşmemesinin sebeplerinden bir tanesi de bence oydu. Bununla beraber de pazar, çarşamba bir daha pazar oynayacağız. Bazı oyuncularımızı korumak durumunda kaldık. Çünkü bir sonraki maç için. Onunla beraber sakatlarımız var. Altay maçında Aminu sakatlandı, İtman Doğurgil sakatlandı, Yekta zaten sakat. Altay maçında Erkan sakatlandı. Dolayısıyla özellikle ve Aminu ile Erkan'dan da faydalanamamak bizim işimize gelmedi. Ama onun neticesinden de değil, oyunun genelinde yaklaşık 80 dakika rakibine çok daha iyi oynayıp, rakibine pozisyon vermeden, attığın golden hariç 3-4 tane de gol kaçırıp, maçı da uzatma dakikalarında kaybetmek hakikaten üzüyor bizi. Üzdü de bütün oyuncu kardeşlerimi de, bizleri de. Ama bitti. Öyle veya böyle bitti. 2 gün sonra da çok daha önemli bir maçımız var. Lig 2'ye bölündü. İlk 10 takım playoff'e çıkma mücadelesi. Diğer kalan takımların bir 5-6 tanesi de düşme mücadelesi veriyor. 2 takımımız da çekildi zaten. 2 takımımızın da çekildikten sonra ligin atmosferi bence çok daha farklılaştı. Şimdi bizim için çok daha zor. Geçen hafta biz pazar günü maç oynadık. Çarşamba oynadığımız rakibimiz maç oynamadan bizi bekledi. Bu hafta biz maç oynayıp yine geliyoruz. Rize yine maç oynamadan bizi bekledi. Dolayısıyla sadece bizle de alakalı değil, bütün takımlarda bu olmaya başladı. Bununla beraber de yoğunlaşan haftalarda dinlenmeleri denk geliyor en az iki takıma. Bu bence bir farklılık yarattı. Bununla beraber de maç oynamadan 6 puan alacak olan takımlar var. Bunlar bence ligin dengesini alt üst etti. Bununla beraber de bu 10 takımın playoff şansı var. İşlerinde de biz de varız. Bizim de bir playoff şansımız var. Ama kalamama durumumuz da var. Bu bir gerçek. Biz de kalabilmek için elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Öncelikle de sakatlarımıza daha fazla bir sakat vermeden yolumuza gidebilirsek bunu başarabiliriz. Ama sakatımız olursa o zaman biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Şöyle ilk geldiğin günden beri burada gerçekten çok güzel bir aile ortamı var. Tesisten içeri girdiğinizde o huzuru, o mutluluğu hissediyorsunuz yani gerçekten. Zaten tanıdığım arkadaşlarım vardı, anlatıyorlardı. Yöneticiler de var, başkan da var, tanıyoruz. Anlatıyorlardı ama görünce de gerçekten fark ediliyor bu huzur, mutluluk. Şöyle sezon başından beri bana göre çok başarılı bir sezon geçirdi takım. İyi bir konuma geldi. Geldik işte tabii iki maç kaybettik, bir maç kazandık. Ama geçen hafta kaybettiğimiz, bu hafta Manisa maçı biraz üzdü bizi. Çünkü çok mağlubiyeti hak etmedik. Son 3-4 dakika bir şok yaşadık. Ama şunu söyleyebilirim, gerçekten iyi bir takım var. Bu çok önemlidir.
Yani bazen bireysel oyuncular bazı takımlarda çok ön plana çıkar ama burada gerçekten takım arkadaşlığı, takım birlikteliği çok fazla ön planda. Dolayısıyla bu açıdan böyle bir takımda olduğum için de mutluyum. İnşallah bakalım, bu hafta Rize maçı var. Kazanırız diye umut ediyorum yani.